İyi günler. Lider Eğitim ve Gençlik Programı Akıllı Tercih tüm hızıyla başlıyor. Biliyorsunuz önceki programlarda anons ettim. Dedim ki bu yıl özellikle sağlık bölümlerine özel programlar yapacağız ve detaylı bir şekilde canlı yayınlarımızda anlatıp uzmanlara da merak ettiğiniz tüm soruları ileteceğiz. Bugün ilk yayınımıza başlıyoruz. Meslekler Antolojisi'nin ilk yayınına ve sağlıkla ilgili hemşirelik ve diş hekimliği konuşacağız. Ve bununla ilgili tüm sorularınızı da cevaplandıracağız. Yanımda çok kıymetli iki isim var. Zaten Celil Hoca'yı çok yakinen tanıyorsunuz. Sayın Celil Vardar, eğitim danışmanı. Celil Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi bol bol sorum var. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biruni Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Adnan Yüksel. Adnan Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Adnan Hocam bizim bu sene sağlık konularındaki rehberimiz olacak. Kendisi çok tecrübeli. Kariyeriyle de zaten hayranlık duyduğumuz bir isim. Bize evet. Sağlıkla ilgili hem tecrübelerini paylaşacak hem de özel tiyolar verecek. Bol bol sorum var hocam. Ayağınıza tabii sağlık. Ki. Sevgili arkadaşlar, lütfen merak ettiğiniz tüm soruları iletin. Zaten sosyal mecrada çok aktifsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Facebook, Twitter'dan soruları alabiliriz. 0212 259 70 90. Şimdi ilk periyot hemşirelik, ikinci periyot diş hekimliği olacak. Hemen hemşirelikle başlayalım. Hazırladığımız bir haber var. Onu izleyelim. Ardından sorularla devam edelim. Öncelikle mesleği seçecek kişinin insan sevmesi gerekiyor, vicdani duygularının sağlam olması gerekiyor, güçlü bir empati yeteneğinin, güçlü bir iletişiminin olması gerekiyor öncelikle. ÖSYM'nin sınavları olan LYS'den MF3 puanının da yeterli puan alması gerekiyor. İlk şartımız bu tabii ki. Uzun yıllarda bakım ve şifa rolü kadının üzerine kalmış. Eğitimde de bu böyle yansımış. 2007 yılında hemşirelik kanununda yapılan değişiklikle birlikte erkekler de hemşirelik mesleğine alınmaya başladı. Bu süreç sonrasında şu an hem üniversitelerde eğitim alan erkek hemşirelik öğrencilerimiz var hem de alanda gayet sabırla, gayretle iyi bir şekilde mesleği temsil eden erkek meslektaşlarımız bulunmakta. Bu 4 yıllık süre içerisinde insanın doğası gereği olan sosyal çevresiyle etkileşimlerini içeriye alan, iletişimini içeriye alan bir takım dersler, bunun yanında temel tıbbi dersler, bunlar nelerdir, anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji gibi derslerin yanında birinci sınıfta genellikle bu şekilde tamamlarız. Sonrasında mesleki alan derslerimiz vardır. Bunlar da öncelikle hemşireliğin beceri alanını ilgilendiren temel uygulamaları içine alan dersler ki bunlar işte tansiyon ölçme, enjeksiyon, hasta mobilizasyonu gibi bir takım teknikler öğretilir. Daha sonrasında daha spesifik olarak alan derslerine geçeriz. 4. sınıfın son dönemini biz internlik programı adı altında tamamen klinik uygulamayı arıyoruz. Dolayısıyla öğrenci burada kendini daha yakın ve yetkin hissettiği bir alanda yarım dönemini yaparak mezuniyet sonrası o alanda daha iyi olduğunu söyleyerek gittiği yerde de daha sağlam ayaklarını basarak böyle bir seçim yapmış olabilir. Hemşirelik yelpazesi geniş. İş yeri hemşiresi, okul hemşiresi, evde bakım hemşiresi, eğitim birimi sorumluları, diyabet eğitim hemşireleri, onkoloji hemşireleri, yoğun bakım, ameliyathane gibi birçok alanda uzmanlaşarak iş bulma ve kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Hep sağlık alanını istedim. Fakat sağlıkta hangi branşlara yöneleceğim hakkında hiçbir fikrim yoktu. Son tercih zamanım kendi kişiliğimle birlikte meslek oturdu. Yani ben hemşire olmalıyım dedim. Ve o şekilde tercih yaptım ve çok da memnunum. İyi ki bu bölümdeyim. Yani kendimi bu mesleğe ait hissediyorum. Genelde halalarım, yani baba tarafım sağlıkçı genelde. Ailede de gelen bir durum var. Ve bu yüzden onlar da zaten her zaman sağlık okumamı istediler. Hep ben de zaten kendi içimde olduğu için bu doğrultuda hep sağlık adına ilerlemeyi düşündüm. Benim ablam da hemşirelik okudu. Ya o bana tavsiye etmişti. Ailem de istiyordu. Ben bu bölümü bilerek geldim zaten. Ya ben hani erkekler hemşire olmaz diye bir şey görmüyorum ben. Erkeklerin de yapması gereken bir meslektir bence. İstanbul'da genel olarak hasta sayısı ve insan sayısı fazla olduğu için hastaneler kalabalık. Ben İstanbul dışını tercih etmeyi düşünüyorum. Çünkü hem hastaneler küçük hem hastalar da az. Daha rahat olacağımı düşünüyorum. Erkek bence daha rahat olur yani. Hastayı böyle kaldırırken, işte hareket ettirirken falan daha zorlanmayacağım. Bu kadınlar yaparken daha zorlanıyor. Bir hasta bakıcısından ya da
yakınından yardım istiyorlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Yani ben daha rahat olacağımı düşünüyorum. Normalde bir insan kan görünce bile kendinden geçebiliyor. Ki bu bende yok. Severek yapacağımı biliyorum. Önemli olan da zaten insanlarla iletişim içinde olmak ve en önemlisi de sabır işi, hemşirelik. Eğer sabırlıysan, insanlarla da iletişimin iyiyse güzel bir bölüm ve gayet de başarılı olabileceğim bir bölüm. İşsiz kalma gibi bir kaygım yok açıkçası. Çünkü Türkiye'de bildiğimiz üzere sağlık sektöründe ve özellikle hemşirelikte açık olduğunu biliyorum şu an. Önümüzdeki birkaç yıl ne olur ne olmaz bilmiyorum ama bu yönden içim rahat, yani herhangi bir korkum yok. Mesleğimin zorluklarına gelince de herhangi bir korkum yok. Çünkü bir insan gönül vererek bir işi yaptığı zaman her türlü zorluğa göğüs gerebilir diye düşünüyorum. Evet, öğrenciler gayet bilinçli seçmiş gözüküyor evet. Bölümlerini. Geçen yıl bize en çok sorulan sorulardan, bölümlerden biriydi hemşirelik. Önce Celil Hocam, kontenjan çok mudur? Önce onunla başlayalım. Yani çok öğrenci alınıyor mu hemşirelik bölümüne? Totalde. Evet, yani kısaca söyleyeyim size hemşireliklerle ilgili. Lütfen hocam. Hem MF3 puanıyla biliyorsunuz hem de YGS 2 puanıyla öğrenci alan programlar bunlar. Hı hı. Kabaca kontenjanların toplam kontenjanını hemen söyleyeyim size. Bu arada Celil Hocam, ona bakarken fizyoterapi soruyorsunuz, odyometri soruyorsunuz, diyaliz soruyorsunuz. Bütün bunları önümüzdeki dönem yine yapacağız. Adnan Hocam da bize burada gelip onları detaylı anlatmaya devam edecek. Bugün sadece hemşirelik ve diş hekimliği. Biraz soruları o spesifikte soralım. Nasıl hocam? Ne durumdayız? 14.169 geçen seneki toplam kontenjan. 14.169. Şimdi buradan hemen Adnan Hocam'a. Adnan Hocam, şimdi 14.169 girdi. Bunlar şimdi biz hep arkadaşlarımıza diyoruz ki 4 yıl sonra mezun olacaksınız. Evet. Hani iş olanaklarını da ona göre düşünmek lazım. Şu an ihtiyaç var. Peki 4 yıl sonra ihtiyaç olacak mı? Yani bir yığılma olabilir mi? Şimdi tabii Sağlık Bakanlığı'nın projeleri var. Hemşirelik yaklaşık 10 yıl devam edecek Türkiye'de ihtiyaç. Nüfusumuz artmadı. Düşünerek de bunu söylüyorum. Şu anda yaklaşık hocamız 160 bin dedi ama 170 bin, 170 bin civarında bir hemşire var. Ama şu andaki Avrupa rakamlarına göre %50'lerdeyiz. Dolayısıyla yani daha bir 10 sene veya 15 sene hiçbir şekilde işsiz kalmayacak şekilde yerleşmeleri mümkün. Tabii daha sonra da yeni branşlar olacak. Yani hemşirelik de böyle ana bir branş tabii. Ama hekimlik gibi artık yavaş yavaş uzmanlık ne yapıyor? Uzmanlık alanına dağılıyor. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani benim kanaatim ve istatistikler onu gösteriyor. Hiçbir zaman şey olmayacak, boşta kalmayacak. Bu arkadaşlarımız. Tamam. Ama en önemlisi tabii insanın sevmeleri gerekiyor. Evet. Yani onu sormuştu bir arkadaşım. Diyor ki insan ilişkilerim çok iyi değil. Yapabilir miyim? Hemşirelik yapabilir mi hocam? İnsan tabii bir takım özellikleri var ama yani zamana veya mesleğe de bir takım uyumluluk sağlıyor. Evet. Dolayısıyla bu eğitim süresince zaten bir takım psikoloji dersleri, bir takım eğitim dersleri alaraktan hiçbirinin bir konuda eksik olarak yetişmesi mümkün değil. Dolayısıyla o yetenekleri tamamlıyorlar. Yeter ki insanı sevsin. Yani. Ama insan sevmiyorsanız olmaz. Aynen öyle. Aslında hiçbir meslek olmaz. Burada tabii hemşirelerde en önemli şey dil bilmeleri gerekiyor. Çünkü sağlık turizmde artık Türkiye artık dünyada ikinci sıraya geçmek üzere. Biliyorsunuz Güney Kore ve Hindistan var. Ama Türk insanı çok böyle çalışkan ve gayretli. Şu anda da tabii sağlık sektöründe son 10 yıldan beri büyük bir atılım var Türkiye'de. Dolayısıyla eğer bunlar bir de yabancı dil bilirlerse sağlık turizmden dolayı aldığı maaşları iki katlarlar ve çok daha international olurlar. Yani ona dikkat etmek lazım. Şimdi akıllı tercihte söylenen her kelimeden biz kendimizi sorumlu hissediyoruz. Arkadaşlarımız da doğru kabul ediyorlar. Çünkü yıllardır biz her şeyi teyit edip söyleriz. Evet. O yüzden 4 yıl sonra da mesela bir arkadaşım demişti ki hani iş var diyorsunuz ama ben 4 yıl mezun oldum da ya o işler dolarsa ama 10 yıl daha ihtiyaç var. Celil Pardon, hocam. Pardon, ihtiyaçtan ziyade tabii yetişmeli önemli. En büyük eğitimdeki sıkıntımız biz kendimize göre bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Onların yaşayacağı döneme göre bir eğitim programı yapacağız. Yani eğitimde en önemli şey tabii ki. 4 yıl veya işte 50 yıl meslek yapacaklar. Dolayısıyla tercih ederken o mantalite, o görüş, o fikir, o vizyonda olan bir yerde okumaları gerekiyor. Aslında peki. Özür dilerim. Aslında sevgili hocamın değindiği nokta çok önemli. Sadece hemşirelik için değil. Tabii ki. Bütün branşlar için gerekli bu. Yani biz
geleceğe insan yetiştiriyoruz. Yeni hayata yeni insanlar yetiştiriyoruz. Bu anlamda yeni hayata yetiştirecek olan insanların, yetiştiricilerin yani öğretmenlerin özellikle yaşam becerileri konusunda çok deneyimli olması lazım. Bilgili evet. olması lazım. Yani biz bugünün insanlarını değil, 10 sene sonra hayata atılacak olan insanları yetiştiriyoruz. Ona göre düşünmek lazım değil mi? Bir de hocam onlar gelecek nesli yetiştirecek tabii ya. Ki. Hocaları yetiştiriyoruz aslında. Daha sonraki neslin hocalarını yetiştiriyoruz. Hep o mantalitede özellikle olmak lazım. Özellikle öğretmen yetiştirme konusundaki politikalarda her alanda ama sadece hemşirelik alanında her alanda yaşam becerileri eğitimi almış olan öğretmenlerin çocukların karşısına çıkması evet. onların geleceğe daha iyi hazırlanması açısından son derece önemli olacaktır. Peki telefonlar da başladı ama şunu da sorayım sonra döneyim telefona. Celil Hocam şimdi YGS 2 puanıyla ve MF 3 ile yerleşiyorlar. Evet. Aradaki fark ne? Daha çok YGS 2 puanıyla girilen bölümler meslek lisesi öğrencisi olan arkadaşlarım sağlık meslek lisesi mezunlarının gidebileceği alanlar. Yani daha doğrusu sistemde öyle bir denge kurulmuş ki meslek lisesi mezunları doğal olarak lise mezunlar, lise çıkışlı arkadaşlarımıza göre LYS konularını daha az aldıkları için, meslek dersleri daha ağır olduğu için sadece YGS puanına girebilecekleri lisans programları olarak programlanmış hemşirelik ve diğer başka programlar. Ama liseden, liseyi bitirip de MF3 puanıyla girecek arkadaşlarımız için de aynı kanal açılmış vaziyette. Dolayısıyla iki türlü hemşirelik programı karşımıza çıkıyor. Birisi daha çok meslek lisesi ağırlıklı arkadaşlarımızın gittiği YGS puanıyla, YGS 2 puanıyla öğrenci alan programlar. Diğeri de ağırlıklı olarak lise çıkışlı arkadaşlarımızın gittiği MF3 ile öğrenci alan programlar olmak üzere. Şu an YGS 2 puanları oluştu ama okul evet. puanları eklenecek değil mi? Mesela o soru da var çok. Yani şu anda arkadaşlarım hemşirelik tercih edecek arkadaşlarım mesela sağlık meslek lisesinde okuyor. YGS 2 puanı görüyor ama son puan değil mi hocam bu? Tabii ki bunların üzerine okul başarıları, ortaöğretim başarı puanlarının katkıları eklenecek. Yani onu da kendileri hesaplayabilirler tahmini olarak. İşte diploma notlarını bilirlerse eğer, diploma notlarını 5 ile çarpsınlar. Çıkan sayı da 0-12 ile çarpsınlar. Şimdiki puanlarımızı eklerlerse yarışımda kullanacak olan puanlarını elde edebilirler. Evet, yani YGS puanlarımız oluştu ama tüm tercihler tercih döneminde. Yani YGS puanıyla da tercih yapıyor olsanız Temmuz'da tercih yapacağız. Tabii. Sanki sınavsız şimdi geçiş tercihleri gibi. De o zaman. Hepsi o zaman. Evet. Şimdi Adnan Hocam soruya döneceğim ama şunu da sorayım istiyorum. Şimdi siz mesela Birun Üniversitesi tamamen sağlık üniversitesi evet. değil mi? Evet. Şimdi bu alanlarda hemşirelik gibi hani uygulama ihtiyacı yoğun bir meslek gibi algılıyoruz hep doğal olarak değil mi? Hani staj imkanı önemli bir mevzu. Tabii ki, nasıl tabii yani ki. O konuda şimdi nasıl şöyle, çalışmalar yapılıyor? Bir kere sağlık konusunda bir eğitim alacaksa muhakkak bunun tıp fakültesi olacak bu üniversitenin. Muhakkak hastanesi olacak, dişi olacak, eczacılığı olacak, diğer branşlar olacak ki çocuk bir bütünlük içerisinde yetişsin. Yani Türkiye'deki sıkıntı aslında bunlar tabii sağlık bilimleri fakültesi çerçevesinde işte dil konuşmaydı, beslenmeydi, odyolojiydi, hemşirelikti, fizyoterapiydi. Ama böyle bir üniversitenin muhakkak tıp fakültesi de olmalı ki orada bunlar eğitim yapacak. Sağlık dediğiniz zaman hemen hemen %50'si pratik. Bütün branşların öyle. Hele hemşirelik olmazsa olmaz. Dolayısıyla şimdi sağlık üniversitesi olunca tabii hastaneniz oluyor. Tıp fakülteniz oluyor. Tıp fakültesi öğretim üyeleri gelip onları eğitiyor. Veya diğer branşlardan geliyor. Dolayısıyla bir bütünlük arz ediyor. Türkiye arkadaşlarımıza özellikle bunun altını çizmek lazım. Tabii okuduğunuz zaman göğsünüzü gere gere 50 yıllık meslek yapacaksınız biliyorsunuz. Evet. O amblem, o mezun olduğunuz üniversite o kadar önemli ki. Yıllarca onun ezikliği içinde kalabilirsiniz. Hatta liseler bile öyle değil mi? Yani insan filan liseden mezun oluyor, boynu bükük kalıyor. Hele üniversite meslek edindiğimiz için en iyisine girmeleri lazım. İlle de hemşirelik gerekmiyor tabii. Hangisini çok seviyorsa, hangisine puanı yetiyorsa ama gönülden seviyorsa. Yani bu gönülden istekli olarak yetenekleri öyle ise ona muhakkak arkadaşlarımız evet. tercih etsin. Sağlık çünkü sevmeden yapacak bir iş. Ama muhakkak hastanesi olmadan olmaz. Yani bir başka Sağlık Bakanlığı'nın hastanesine gönderiyorlar arkadaşlarımız bazı üniversiteler. Ne oluyor? Ya kendi hocan değil ki ilgilenmiyor. Bu o kadar önemli bir şey ki sahiplenmiyor. Hastanesi olması staj anlamında tabii önemli. Tabii. Hastanesi olmayan hiçbir üniversitede hemşirelik olmaz. Altını çizmek lazım. Son 25 dakikaya girmişiz. Nasıl yani? İnanmıyorum. diş hekimliğimiz de var daha. Peki sorulara gideyim önce. Malatya, Sümeyye Tekin. Hoş geldiniz. İyi günler. Buyurunuz Sümeyye Hanımcığım. Buyurun. Ben YGS'de ilk 65 bindeydim. Sağlık bölümü düşünüyorum.
Diş hekimliği veya tıp olma ihtimalini soracaktım ben. Şimdi LYS puanın oluşmadı. Daha YGS'de başarılı evet. görüyorsun kendi. Girebilir miyim evet. LYS'de? Ha. Nasıl peki. çekebilirim diye düşünüyorum. Tamam, yukarı çekmek için de ne yapayım Celil evet, hocam? Aha. Müthiş bir tecrübe burada, söylesin bakalım. Var mı hocam yöntemi? Biliyorsunuz YÖK'ün bir kararı var. Bu yıl hukuk fakültelerine ve tıp fakültelerine girişte çıtayı biraz yükseltti. Tıp fakültelerine girebilmek için başarı sırasının, LYS sonrasında ortaya çıkacak başarı sırasının en az 40 bin olması gerekiyor. 40 binin altındaki başarı sırasına sahip olan arkadaşlarımız tıp fakültelerine yerleşemeyecekler. Yani LYS için ilk evet. 40 bine girmek zorundasın. Şimdi gelelim şimdiki başarı sırasını LYS'de yükseltip yükseltmeyeceğim meselesine. Ben iddia ediyorum, eğer yarışı bırakmazsa, çalışmaya devam ederse, şimdiki bu 60 bini 20 binlere, 10 binlere düşürme ihtimali var. Bunun örnekleri çok elimizde. Değil mi hocam? Keşke zaman olsa da onlarla ilgili örnekler verebilsek. Yani 600 binlerde, başarı sırası 600 binlerde olan arkadaşlarımız 150 bin lira düşmüşler ve bir yerlere yerleşmişler. Somut örnekler var elimizde. Hı hı. Çünkü YGS'deki sıralamaya katılan öğrenci sayısıyla LYS'de sıralamaya katılacak öğrenci sayısı çok farklı. Bir tarafta 2 milyon öğrenci var, bir tarafta 300 bin öğrenci var, 400 bin öğrenci var. Dolayısıyla arkadaşlarımızın şimdiki başarı sıralarını ölçü almamalarını, hı hı. şimdiki puanlarını ölçü almamalarını rica ediyorum ben. Ve çalışmaya devam etsinler. Çalışmayı asla bırakmasınlar. Asla bırakmıyoruz. Asla bırakmayacaklar. Evet, geçen hafta da söyledik, dedik ki hatta programdan sonra hemen programımızı yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Tabii hemen. Sümeyye'ciğim, LYS sıralamanı da merak ediyorum, takip edeceğim, bizi arayıp söyleyeceksin. Peki bir soru daha alayım. Kahramanmaraş, Mine Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Buyurunuz. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Ben yanımızda stajyer öğrenciler var. Bunlar nereye gideceklerini bilemezler. Resmen stajyer geldiği için. Mine Hanımcığım, telefonda bir sorun var. Biraz arkadaşlarım tekrar arasın. Biz siz duymuyoruz. Kesik kesik duyuyoruz. Tekrar size evet. döneceğim. Kusura bakmayın. Seste bir sorun var. Düzeltelim onu. Şimdi Adnan Hocam iki soru peş peşe hızlı hızlı rica edeceğim. Bir, şu anda sağlık meslek lisesi arkadaşlarımız var. YGS 2 puan ile tercih evet. yapacaklar. Ama onlarla ilgili bir karar var. Son dakika, onu paylaşabilir miyiz? Şimdi son 2 yıl önceden hı-hı. girenlerde hakları baki, yani hemşirelik istiyorsa 4 yıllık lise mezunları hemşire olarak mezun olabiliyor. Ama son 2 yıldan beri, yani son 2 yıl önce, yani bu sene ve yani geçen 2013-2014'te tercih yaptıysa hemşirelik çıktı. Dolayısıyla yardımcı hemşire olacaklar. Bunlar hemşirenin yanında yardımcı olarak çalışacaklar. Ama görev tanımları çok belli değil. Ama zaman içerisinde olacaklar. Ya bu ama, herhalde lisans okusunlar diye bir şey, yöntem değil mi hocam? Tabii ki 4 yıllık, zaten 4 yıllık lise mezunları da bu işinin yapması, yani hakkıyla yapmaları çok zor. Çünkü hakikaten büyük bir meslek. Yani hekimlik neyse hemşirelik de o. Yani o hakikaten bir bilgi, görgü ve tecrübe olayı. Dolayısıyla bu çerçevede muhakkak 4 yıllık bir eğitim almaları gerekir. Bakanlık ki avantajlılar. Sonradan YÖK düzeltti tabii. YGS 2 ile tercih yapabiliyor. Sağlık meslek lisesi okuyan arkadaşlarım. Umarım hepsi girmişlerdir sınava. Çünkü artık lisans mezunu olmakta fayda var. Evet. Peki hemşirelik bölümü için yüksek okul ve fakülte arasında fark var mı Adnan Hocam? Şimdi yani MEO'larda olmasıyla fakülte arasında olması. MEO'da yok şu anda. Yani MEO içerisinde, 2 yıllık MEO içerisinde hemşirelik programı yok. 4 yıllık program. Hepsi 4 yıllık hemşirelik. Yüksek okul var, fakülte var. Bu kadroya bağlı. Hocaları iyiyse, programı iyiyse, staj imkanı varsa birbiriyle çok farkı yok. İstanbul Üniversitesi örneğin fakülteleşti, daha önce yüksek okuldu. Aynı kadroda çalışıyorlar. Büyük bir kadrosu var. Dolayısıyla kadro iyiyse, ekip iyiyse, program iyiyse, üniversite adam gibi üniversite ise hiçbir sıkıntı olmaz. Diploma farkı yok yani. Yok, hayır. Arada. Yok. Peki vakıf ya da devlet üniversitesi fark eder mi? Celil Hocam, ne dersiniz siz bu konuda? Uzun yıllardır tecrübeli bir eğitimci olarak. Çok ciddi bir soru şimdi. Zor bir soru. Zor bir soru. Şimdi Adnan Hocam'a soru evet. soracağım. Biz Birliği Üniversitesi'nde Bolca'da çekim aslında yaptık. Aslında öğrenciler açısından bakarak, öğrenci ve veli olarak yaklaşmaya çalışayım. Bir üniversitenin tercih edilmesinde elbette üniversitenin geçmiş yıllardaki başarıları, kariyer önemli. Ama ben bir üniversitenin öğrenci açısından yaklaştığımda öğrenciye ne kadar para harcadığına, öğrenciye ne kadar yatırım yaptığına, öğrenciye ne kadar imkan sunduğuna bakarım. Aynen öyle. Dolayısıyla eğri oturup doğru konuşmak lazım şimdi. Devlet üniversitelerinin çoğu ödenek sorunu yaşarken vakıf üniversitelerinin birçoğunda çocuğun önüne daha çok imkanlar sunuluyor. Bu anlamda vakıf üniversiteleri artık yaşamımız için vazgeçilmez hale gelmeye başladı. Her tarafta çocuklar tarafından tartışılıyor, konuşuluyor. Evet. Vaka elbette bunun bir karşılığı var, bedeli var, ücreti var ama aldığınız eğitim de
bu sunulan hizmetler çerçevesinde daha nitelikli, daha kaliteli oluyor. Burslu, burslu imkanlar da çok. Elbette burslu yani, imkanlar da çok. Vakıf üniversiteleriyle ilgili önyargılar azaldı. Biz de 9 yıldır ekrandayız, çok da program yapıyoruz. Hani önceden daha böyle bir önyargılı yaklaşım vardı ama şimdi artık öğrenci arkadaşlarım, veliler de çok iyi biliyorlar mevzuları. Burslu seçenekler de çok oluyor arkadaşlar ve onları takip etmekte fayda var. Mesela hemşirelikte burslu seçenek var mı Adnan Tabii Hocam ki, sizde mesela? Tabii ki bizde %100'ü burslu, şöyle burslu, %10'u %100 burslu. %25'i de kalanın %90'ı %25 burslu. Yani tam ücretli kimse yok. Dolayısıyla bizimki ve diğerlerini karşılaştırdığın zaman Amerika'ya baktığımızda 100 tane iyi sağlık üniversitenin 89 tanesi foundation vakıf. Vakıflar tabii Türkiye'de daha çok İstanbul'da toplanmış. Tabii evet, iyi hoca Anadolu'ya çok gitmiyor, bu bir. İki, şimdi devlet üniversitelerinde tabureni al da gel diyor mesela. Yani bizde ise işte 40 kişilik yani iyi koltuklarda oturuyor. Ne bileyim, iyi ortam var. Yemekler daha kaliteli belki. Sosyal ortamlar çok daha iyi. İyi hocayı seçebiliyoruz. Devlette örneğin öyle bir şey yok. Devlete kapağı attık da ben yıllarca devlette çalıştığım için. Devlete girdikten sonra hiç kimse sizi işten atamıyor veya çıkartamıyor. Ama bizde yılda iki tane yayın yapmadığı zaman, öğrenci anketlerinde belirli puanı yakalamadığı zaman veya istediğimiz performansı elde etmediğimiz zaman hocam bunu düzeltelim diyoruz. Öğrenci memnun değil veya biz memnun değiliz yani diyoruz. Yani kalite aslında eğitim kalitesini yükseltiyor. Tabii ki. Siz boşuna düşünün, öğrenci sayısı açısından da tabii ki. Evet, değil hocam, mi? Daha vakıf üniversiteleri sahipli oluyor bu yönden. Bütün tercihleri yaparken biz hep diyoruz ki mümkünse düşündüğünüz üniversiteleri de bizzat gidin görün. En güzel yöntem de odur. Şimdi diş hekimliğine geçelim. Son 18 dakikaya girmişiz. Telefon alayım mı? Adem'i alayım. Adem Kılıç, Bursa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Buyurun. Benim hocalarımıza sorum olacaktı da. Buyurun. Şimdi ben Sağlık Meslek Lisesi son sınıf hemşirelik bölümü öğrencisiyim. Bu sene Haziran ayında tabii bizim yaz stajı var. Yaz stajı bittikten sonra üniversiteye kayıt yaptıracağız. Benim bölüm, bir tane bölüm aklımda var. Hani paramedik ve odyometri. Hani ben hangi daha tercih yapsam günümde hani geleceğim açısından iyi olur? Veya hani hemşireliğin lisansını okusam mı, yoksa fizyoterapistliğin lisansını mı okusam? Bana 10 yıl sonra daha iyi olur. Anladım. Adem, bu arada dil ne durumda? Biliyor musun herhangi bir dil? Dil İngilizce. Yani İngilizce ön planda. Tamam, lisansta demek ki birinci vazifen mutlaka iyi bir dil konuşmak. Çünkü biraz önce Adnan Hocam dedi ki sağlık turizminde ikinci sıraya yükseldik. İnanılmaz fırsatlar var sağlıkta dil bilenlere. Şimdi evet, Celil Hocam ne diyorsunuz? Şimdi alan değiştirmek, odyometri ile ilgili, fizik tedavi ile ilgili özel programlarımız olacak. Onları lütfen takip et ve videoları izle. Ne dersiniz hocam, madem alan değiştirmek... Adnan Hocam'a da soracağım aynı soruyu da. Şimdi Sağlık Meslek Lisesi'nde alan değiştirsem mi değiştirmesem mi, hemşirelik mi devam etsem, kafası karışık. Birçok alanda oldu, birçok alanda olduğu gibi çocuklarımızın 10. sınıf sonrasında artık şimdi alan seçecekler. Önceden 9. sınıf sonrasında alan seçiyorlardı. Meslek liselerinde artık daha girerken eskiden seçiliyordu. Dolayısıyla o başlangıçta yapılan seçimler sonradan çocuklar tarafından değiştirilme arzusu ortaya çıkabiliyor. Bu imkan şimdi üniversite sınavlarına giriş bir imkan sunacak kendilerine. Eğer yeterli puanları alırlarsa, kendilerini bu konuda iyi hissederlerse elbette alanları dışında bir yerleri tercih edebilirler. Bütün sorun, ben bu işi yaparken sever miyim? Ben bu işi yaparken mutlu olur muyum? Bu soruyu sormaları gerekiyor kendilerine. Tamam. Adem ilk o soruyu soruyor. Adnan Hocam ne Bunun diyorsunuz? Bunun için görecek. Yani böyle anlatmayla falan olmaz. Gelecek bir ön üniversitesine, bütün bölümlerin hocalarıyla görüşecek. Laboratuvarlarına inecek. Bunların imkanlarını görecek. Mezun olduktan sonra kendini nasıl bir hayat bekliyor onu görecek. Ve buna zaman ayıracak. Çünkü bakın 4 yıl okuyacak. 50 yıl meslek yapacak. Tabii. Bunu sevmediği zaman hocamın söylediği gibi ateşten gömlek bir şey. Ama tabii YÖK bu işin de önünü açtı. Bizde örneğin yarı dönemde veya birinci dönemde yeterli puanı alırsa Türkiye'de, hatta almasa bile sınıfta başarılıysa bir başka bölüme kayabiliyor. Yani yataya geçiş fırsatları inanılmaz çok, onları konuşmak fazla, istiyorum dolayısıyla ama. Dolayısıyla bu da önemli bir şey tabii arkadaşımızın önünü açmak açısından. Mesela ama hemşireliğe yerleşti bir ayıracak. Mesela tabii, MF3 puanıyla geçti. Odyometriye geçmek istiyor, odyolojiye geçmek geçiyor istiyor. Geçiyor mu ikinci sınıfta? Şöyle, eğer Türkiye'de herhangi bir odyoloji puanını tutturmuşsa biz otomatikman geçiririz ikinci sınıfta, bu bakın, bir. Bu eğer geçiremezse, eğer hiçbir odyolojiyi kazanamamışsa,
varsa. O zaman odyolojide bizim %15'lik bir kontenjanımız var. 50 kişi açıyoruz. Örneğin 7 kişi. 7 kişinin bütün üniversite içinde başkaları değil, bizim öğrencilerden tercih eden sırasına göre, puan sırasına göre, başarı sırasına göre sıralayacağız. 7 öğrenci odyolojiye geçebilir veya fizyoterapiye geçebilir veya dil konuşmaya geçebilir veya gerontolojiye geçebilir. Bu yatağa geçiş fırsatı beslenmeye geçebilir. Güzel. Yani, tabii ki. Adem şimdi ama dedi lütfen ki, sevsin, lütfen görsün, ne yapacağını bilsin. Bilmeden hiçbir şeyi tercih etmek çok olmaz. Doğru değil. Yani hemşirelikte devam edeceğim dersen de, hani oldu da vazgeçtin, değiştirme fırsatın var ama puan skalası var, evet, orada. Bir küçük peki, örnek vereyim bu konuyla ilgili. Çünkü arkadaşlarımızın bakış açısını önemli ölçüde etkileyecek bir şey bu. Bir meslek tanıtım toplantısında öğrencimizi konuşturduk. Dedi ki ben tercih yaparken burslu okumak istiyordum, vakıf üniversitesinde okumak istiyordum ama burs puanım endüstri mühendisliğine yetmiyordu örneğin. Baktım çevre mühendisliği için yeterli. Çevre mühendisliğine burslu olarak kazandım. Şimdi endüstri mühendisliğini double yapıyorum. Tabii öyle de var. Ne kadar güzel fırsatlar var artık hocam. Birinci yıl veya ikinci yıl sonrası eğer 4 puanlık puandan 3,5'u kazanmışsa not ortalaması çift dal yapabilir. Yani mesela hemşireliğe yerleştiyse hocam, iç, örnek 3 yapmışsa verirsek, yan dal yapabilir. Hemşireliğe yerleşti. Fizyoterapist de olmak istiyor. Tamam. Eğer sınıf ortalaması 3,5'u geçerse 4 üzerinden bu rahatlıkla birinci sınıfın sonunda veya ikinci sınıfın sonunda ek dersler alaraktan süreyi de çok uzatmadan veya bir yarım dönem uzayaraktan 2 dalda doktor şey alabilir, diploma alabilir. Adem bunu da düşünebilirsin. Yani birisine gidip ikinciyi ama tabii çok çalışman lazım. Ama iki tane diploma alacaksın, harika bir şey olur. Gidip üniversitelerin artık hepsinin tanıtım günleri var. Bu tercih dönemlerinde. Evet, hocam. Mutlaka gidip oraya elini sürsünler, dokunsunlar, konuşsunlar, sorsunlar. Kafalarındaki her şeyi sorabilirler. Hatta kim üniversitelerde sizde var mı bilmiyorum hocam. İşte ne bileyim küçük stajlar da yaptırıyorlar. Kendilerini denemeleri için önlük tabii, giydiriyorlar tabii, gelip falan. Görebilirler. Zaten hocam, gelip hocalarımızla evet, konuşsun dedi. Hani Biruni Üniversitesi sağlık konusunda Adnan Hocam'ın tecrübelerine biz çok kıymet veriyoruz. Orada gidip hani fizik tedavi hocalarıyla, odometri hocalarıyla da konuşup hani alanı da tanıma şansı sunuyorlar. Bunu da tabii kullanabiliriz. Şimdi son 15 dakikaya girdi. Diş hekiminin haksızlık olacak gibi. Bence hemşirelikle devam edelim. Sorular da yığıldı çünkü. Ne dersiniz? Nasıl diş hekimliğini dersiniz? De bir sonraki sağlık programına yapalım. Çünkü haksızlık olacak, soruları tam cevaplayamamış olacağız. Şimdi diyor ki ben şimdi hemşirelik üniversiteye girdim Biruni'ye. Evet. Hemşirelik yerleştim. Fakat okurken başarısız oldum ve burs imkanı kaybettim. O zaman ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, şimdi bütün üniversiteler aslında ya, vakıf üniversiteleri öyle. 4 yıl burs veriyoruz. Hemşirelik programı 4 yıl. 4 yıl burs veriyoruz. Eğer kalmışsa 5. yıl. Ücret alıyorlar. Bütün vakıfın bizim bir farkımız yok. Yani bunu bütün vakıf üniversiteleri bu şekilde yapıyor. Doğrusu ama da bu zaten. Ama okurken 4 yılda kesilmiyor. Hayır, değil mi hocam? Kesilmiyor. Ha, önemli. Bu zaten bence önemli de çünkü çalışmasına neden oluyorsunuz öğrencinin. Başarılı olmayı yani, teşvik eden bir uygulama. Teşvik evet, ediyorsunuz. Ama Biruni'nin burada bir farkı var. Tabii bizim programların bu geçen sene açılmasına rağmen %100 dolmasının en önemli nedeni. Türkiye'de dil eğitimi çok önemli. Ben de Hacettepe'de bir yıl dil okudum. Sonra ilk kurduğum üniversitede 3 yıl dil okuttum. Bir yıl. Tabii çocuğun bir yılı 950 saati bir yıl yani üniversite bir yıl uzuyor. Türkiye'de ilk defa Biruni Üniversitesi. YÖK'ün de onayını alaraktan birinci sınıfa koyduk 950 saati. Dolayısıyla 950 saati bire koyduğumuzda birden iki tane dersi ikinci sınıfa koyduk. Birinci sınıfı uzattık ve cumartesi ders koyduğumuzda hemşireliği örneğin başka bir üniversitede bir sene hazırlıkla 5 yılda bitireceğine biz hazırlık dahil 4 yılda bitiriyoruz. Bu inanılmaz bir şey oldu tabii. Türkiye'ye açılım oldu. Yok. Türkiye'de büyük bir açılım oldu. Bunu biz ne yapıyoruz? Dolayısıyla veli bir yıl az para ödüyor. Artı bir dil kazanıyor. Ve hayata bir sene erken başlıyor. Dil zorunlu mu hocam sizde? Dil zorunlu. Tabii. Birinci sınıfta 900, herkes. 950 hepsi. Saat ders alıyor. Peki. Aynı diğer dersler gibi. Sefa Dursun. Çok sayıda erkek arkadaşımızdan, izleyicimizden de şey var, mail var. Hemşireliği epey bir düşünen erkek izleyicimiz var. Sağlık Meslek Lisesi'nde okumadım. Anadolu Lisesi'nde okuyormuş Sefa. Tamam. Hemşirelikte şansım var mı diyor Celil tabii hocam. Ki, var tabii ki. MF3 puanla girebilir tabii ki. Hocam. Ve çok ilginçtir bakın. Geçen senenin verileriyle konuşacak olursak 393 puandan 201 puana kadar olan yelpaze içerisinde başka bir ifadeyle 41 bin başarı sırasından 957 bin başarı sırasına kadarki yelpaze içinde hemşirelik programları var. Hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde. Bu bakımdan
bir lise öğrencisinin, Anadolu Lisesi öğrencisinin MF3 puanıyla bu perspektifin içine girmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Evet. Hocam tam yeri gelmişken puanlar nasıl peki? Ve zorlar mıyım sizi? Yok estağfurullah, hemen kısaca söyleyeyim. Her yıl bildiğiniz gibi puanların hesaplanmasındaki parametreler değişiyor. Ortalamalar değişiyor, sayı değişiyor, standart sapmalar değişiyor. Bu sene de değişti. Evet. Bir takım testlerde aşağı doğru düşüşler oldu. Bu açıdan baktığımızda bizim için önemli olan puanlar değil, arkadaşlarımıza daha önce de söylemiştik. Başarı sıraları. Çünkü puan ya puanların amacı öğrenciyi sıraya dizmektir. Bir evet, sıralama doğru. Sınavı çünkü bu. Dolayısıyla örneğin 2287. başarı sırasına sahip olan bir öğrenci bu yıl 450 puan almış. Aynı netlerle, aynı sayıdaki doğrularla bu arkadaşımızı geçen yıl sınava sokmuş olsaydık bu arkadaşımız 466 puan alacaktı. Yani bu güzel puan, bir haber. 16 puan düşmüş bakın. Evet, bu güzel bir haber. Çok mutlu arkadaşlarım da çok moral oluyor. Düşük alanlar üzülmesin. Üzülmesinler. 10 puanla 23 puan arasında değişen bir düşme var. Düşme var, tamam. Dolayısıyla puanlara takılmasınlar. Puanlara takılmasınlar. Asıl olan başarı sırasıdır. Tamam, çok güzel. Çok mutsuzlar çünkü. O yüzden bu saptamanızı daha da büyütüp böyle video olarak da paylaşacağız. Bu mutsuzluk gitsin. Peki hemşirelikte nasıl, yüksek mi puanlar, sıralamalar? Yok, yüksek değil. İşte onu söylemeye çalıştım. 41 binden 950 bine kadar gelişen bir yelpaze var. Bu anlamda seçenek bol. Çok seçenek var. Ama Biruni de yüksek galiba hocam, Adnan hocam. Nasıl? Şöyle yani. Ücretli program var, yarı burslu var, tam burslu var. Ona göre değişiyor tabii ki yani. Yani bu bir yıl tabii insanlara büyük bir şey kazandırdı. Yani özellik kazandırdı. Ondan dolayı puanlar tabii yüksek oluyor. Yüksel. Ama 5 yıl okumuyorsunuz. 4 yıl sonra İngilizce bilen bir hemşire olarak mezun oluyorsunuz. Bence büyük bir avantaj. Peki sağlık meslek liselerinden mezun olanların hemşire olmasıyla bir düz liseden mezun olanların hemşire olmasında diploma farkı var mı? Atamalarda fark var mı? Diploma farkı yok tabii ki. Sadece altyapı itibariyle daha yatkın oldukları için arkadaşlarımızın onlar yani hayata atıldıklarında daha başarılı, daha kolay uyum sağlayabilen insanlar olarak ortaya çıkıyorlar diye düşünebiliriz. Ama elbette dürüst olmak gerekirse şimdi üniversitelerde girdiler kadar çıktılar da önemli. Tabii ki. Tabii. Dolayısıyla o üniversite yaşamının nasıl geçirildiği önemli. Yani çok kabiliyetli olabilirsiniz, yetenekli olabilirsiniz ama üniversite yaşamınızı iyi geçirmemişseniz bir meslek lisesi öğrencisi arkadaşımızı, lise öğrencisi arkadaşımız geçebiliyor. Bu bakımdan üniversite yaşamının nasıl geçirildiği önemli. Hani diyoruz ya, üniversitelerin birkaç tane görevi var. İşte bilim üretmek, bilim adamı yetiştirmek, efendim mesleki donanım kazandırmak ama en önemlisi üniversite kültürü kazanmak. Evet. O üniversite kültürünü kazanmışsa hangi alanda olursa olsun arkadaşlarımız başarılı olabilirler. Evet. Dolayısıyla bunun meslek lisesinden gelme veya Anadolu lisesinden gelme farkı da ortadan kaldırılabilir. Peki. Bu kişiye bağlı artık. Kişiye bağlı. Ne kadar donanımlıysak o kadar işsiz kalma ihtimalimiz var. Kişinin özellikleri öne çıkmaya başladı. Bireysellik öne çıkmaya başladı. Ben bir örnek vermek istiyorum. Lütfen. Bir Nobel'li soruyorlar. Yani bir sürü profesör var ve o konuda çok çalışan var. Siz nasıl Nobel aldınız diyor. Diyor ki ben hayatıma baktığım zaman eğitim dönemimde benim ailem veya ben hep şunu sordular. Yani diğer arkadaşlarla karşılaştığım zaman onların aileleri veya şey hocanın sorusuna iyi cevap verdin mi diyorlar. Ama benim ailem hocaya iyi soru sordun mu derdi diyor. Yani bu üniversite kültürü, eğitim kültürü hakikaten çok önemli. Yani bunu böyle şey yapmak lazım. Ne okursanız okuyun, ne olursa bir başka olsun. Örnek daha belki çok önemli. Amerika'da 5 yıllık bir çalışma var. 120 tane konusunda en iyi top adamları alıyorlar ve 5 yıl izliyorlar. Bunların başarıları nereden geliyor diyorlar. Bir bakıyorlar ki ya bunlar çok üstün zekalı değil. Yani hakikaten yani genetik olarak hakikaten çok kabiliyetli falan değiller. Ama bir bakıyorlar ki bunların aileleri veya kendiler kendi yeteneklerine göre okumuşlar, üniversite seçmişler. Ve kendilerini o dönemde çok iyi eğitmişler. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz müzikte, sanatta veya şu branşta, dahiliyede, çocukta, kardiyolojide hakikaten onu çok önceden şey yapmışlar, hissedilmiş ve o konuya yatırım yapılmış ve tap olmuşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu öğrencilere şey anlatacak. Yani lütfen sevsinler ve yeteneklerini bir an önce öğrenmeye fark çalışsınlar. Özellikle sağlık bölümü seçecekseniz sevmeden olmuyor. Evet. Tabii sorular yığıldı ama diş hekimliğini ayrı bir program yapacağız. Merak etmeyin. Adnan hocamı da alacağız. Mesela bir arkadaşım demiş ki hani çok güzel konuşuyorsunuz ama meslek seçimi de bazen isteğe bağlı olmuyor.
Muhtemelen ailesini kastediyor. Adını söylemeyeyim o zaman. Sadece aile de değil şimdi çocuklar. Tabii her zaman istediğinizi seçemiyoruz. Ceplerindeki paraya göre konuşmak istiyorlar. Evet. Puan önemli şimdi. İstediğiniz kadar siz isteğe göre tercih yapın deyin ama sonuçta Türkiye'de bir yerleştirme sistemi var. Yani bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Dolayısıyla puanınız yetecek mi istediğiniz yerlere? Bu da önemli. Çalışacağız. LGS'ye çok elbette. Çalışacağız. Yani işte onun için diyorum ya şu anda YGS'ye takılmasınlar, geçmişe kazık çakmasınlar, önlerine baksınlar. Kendilerini gerçekleştirmek için bir fırsat var ellerinde. Alanlarında, kendi alanlarıyla ilgili alanlarda sorular çözecekler. Dolayısıyla LGS'deki başarılarıyla YGS'de TÜBİTAK dedikleri birçok şeyi ortadan kaldırabilirler, tamamlayabilirler. Peki Adnan Hocam'ın sorusuna anlattığına takılmışlar. Demişler ki bir ünde hemşireye yerleştim. Aynı anda fizik tedavi ve rehabilitasyon okumam için hani çok mu yoğun çalışmak gerekiyor? Ders programları çakışmıyor mu? Sınavlar çakışmıyor mu? Şimdi biz de çok çalışacak tabii. Ben diyorum öğrencilere biz kazık bir okuluz. Yani biz hakikaten cumartesi eğitim oluyor. Dürüst en azından tabii, Adnan Hocam. Zor şöyle, bir okul. Biz şöyle sağlıkta en iyi olmak istiyoruz. Yani çıtamız bizim yüksek. Ben şimdi Hacettepe'liyim. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde kariyerimi yaptım. Sonra işte üniversite kurdum. Şimdi burayı kurdum. Baktığımda benim öğrenciler kütüphanem sabaha kadar açık ve dolu. Yani çok çalışıyorlar. Anlamışlar sizin demek istediğinizi. Tabii, yani bizde bir ironide bir özellik de şu. Bitirdiği zaman biz iki diploma falan vermiyoruz. Bizde hemen master, doktora, arkasından yardımcı doçent, doçent ve profesör olsun istiyoruz. Bizim politikamız böyle. Türkiye'de bizim çizdiğimiz çizgi. Bir ironiden mezun olan herkes akademisyen olsun. Çünkü biz hakikaten konuda en iyilerini alıyoruz. Yurt dışıyla da bağlantımız var. Her birimin bölümü, her bölümün örneğin tıpta Baylor College of Medicine, Amerika'da ikinci sırada Texas Children Hospital veya işte diş hekimde Aachen Üniversitesi. Bütün branşlarımızla bir linkimiz var. Biz onlarla sık sık görüşüyoruz. Onların programını akredit ediyoruz. Öğrenciyle sık sık anket düzenliyoruz. Hocalar hakkında anket düzenliyoruz. Ya biz bir dinamik bir üniversiteyiz. Biz başındayız ve sahipliyiz. Yani bir oraya gireceksen çok çalışacaksın. Bir oraya girecekse çalışacak. Çalıştıktan sonra zaten ön böyle birden açılıyor. İstediği yere girebilir. Gittikten sonra tabii 3,5 ortalama yakalarsa söylediğim gibi hemen yan dal 2 branştan diploma alıyor. Eğer 3'ü yakalarsa da yan dal yapıyor. Yani çift dal değil yan dal yapıyor. Bir sertifika programı alıyor. Sertifika diploması alıyor. O mesleğe de icra edebiliyor. Peki son 3 dakika. Şimdi YGS puanları oluştu. Hemşirelik için çok soru var Celil Hocam da. YGS2 puanları, YGS2 sadece şey mi? Sağlık meslek liseleri için mi avantaj gibi bir soru var? Yani onlar mı yapabiliyor sadece YGS2 ile? Hemşirelik tercihi. Hayır. YGS2 ile herkes tercih yapabiliyor. Artık bu herkese açık. Dolayısıyla tabii ki. Yani hemşirelik de seçebilirler. Tabii seçebilir. Yani hem meslek çıkışlı arkadaşlarımı seçebiliyorlar hem lise çıkışlı arkadaşlarımı seçebiliyorlar. Önemli değil bu. Önemli olan YGS'de ya da MF3'te yeterli puan alabilmek. Puan alsınlar sorun yok. Yani sadece YGS2'de sağlık meslek liseli arkadaşlarım tercih yapmayacak. Yanlış anlaşılmış. Bizim akıllı tercih.trthaber.com'da tablo 3 var. Bakın oradaki geçen yılki YGS2 sıralamalarına görebilirsiniz. Az çok fikir oluşturur sizde. Öyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Staj için ayrıyetten vakıf üniversitesinde okuduğumda hemşirelik. Staj için ayrıyetten ücret mi ödüyoruz? Bu ilginç herhalde şöyle, yanlış bir bilgi tabii var. Tabii ödüyor. Eğer kendi hastanesi yoksa başka bir hastaneye gittiğinde veya Sağlık Bakanlığı'na gittiğinde diyor ki sen bende staj yaptıracaksan bunun ücretini ödeyeceksin diyor. Öyle öğrenci mi? Ödüyor veya üniversite ödüyor. Ama kendi hastanesi varsa tabii ki kendi hastanesinde ücretsiz bir şekilde devam ediyor. Peki onun için o zaman hemşirelik edecekse muhakkak bir sağlık üniversitesi olacak. Yani hemşirelik yani, lisesi, hemşirelik okumak isterseniz vakıf üniversitesinde demek ki tercih yaparken onu da soracaksınız. Hani staj için ayrıyetten ücret ödeyecek genel miyim? Genel bir üniversite ise, teknik ağırlıksa, sosyal ağırlıkta bir hemşirelik şimdi sağlık branşı doluyor diye tüm üniversiteler sağlık bilimleri fakültesi açıp işte hemşirelik, fizyoterapi, ergoterapi, odyoloji, fizyoterapi onları açıyorlar. Ama sağlık tıbbı yok. Veya hastanesi yok. Buna o çok zaman dikkat etmek ekstra lazım. Ekstra staj ücreti çıkabilir. Tabii. Aman bunu da ilk defa ben de duydum. Evet. Bir daha söylemiş olalım. Bitti süre. Biz zaten iki bölüm mümkün değil yani. Sorular yığıldı. Bugün biraz az telefon aldık. Onun için çok şey var, sitem var. Ama inanılmaz bence bu bölümü dört dörtlük anlattık hemşireliği. Sormaya devam edin.
Adnan Hocam biz size göndersek siz hemşirelik bölümü cevaplar mı soruları? Tabii ki hemen her zaman. Öyle yapabiliriz. Azim Hoca'ya soru sormaya devam edin. Numarasını da verelim arkadaşlar. Sağlıkta tabii Türkiye'de tanımlanmış 40 branş var. Amerika'da bu 80. Türkiye'de eskiden 15-16 idi. Tabii 40 tane ayrı branş var. Şimdi hemşireliğe böyle yapınca 40 tane program yapmak lazım. Dolayısıyla gelecek programı böyle biraz komprime öyle yapmamız lazım. Bu 40 branşta bir tek tabii Biruni'de var. Biruni sağlıkta en büyük ve hepsi olan bir üniversite. Evet. Peki o zaman Adnan Hocam'ı dinleyeceğiz. Hani çok bölüm anlatalım diyor. Önümüzdeki program diş hekimliği ile yanına bir bölüm daha ekleyelim. Öyle yapalım. Diş hekimliğine haksızlık olmasın diye bugün biraz onu geri bıraktık. Celil Hocam şu YGS ile ilgili söylediğiniz sıralamalarla ilgili o inanılmaz bir sevinç yarattı ve çok konuşuyorlar. Onları verir misiniz? Paylaşalım tabii mı biz ki, sosyal medyada? Tabii ki veririz. O sıralamaları. Bir iki örnek daha verelim. Lütfen hocam öyle bitirelim. Etsin. Evet. Öyle bitirelim. YGS'den örnek verelim o zaman. Tamam hocam. Bitmiş süremiz aslında. Biraz kızıyorlar bana ama hızlı öyle hızlı. Mi? Öyle mi? Hızlı hızlı hocam. Peki. Geçen sene 333 puan alan arkadaşımızın başarı sırası 72 bindi. Bu sene 72 bin sıradaki arkadaşımızın puanı, pardon geçen sene 375'ti, şimdi 362. Dolayısıyla 12-13 puanlık düşüşler var. Arkadaşlarımızın tamam. Puana takılmaması lazım. Takılmaması lazım. Celil Hocam'dan o kıymetli verilerini alacağız, sosyal mecrada yazacağız. Demek ki umutsuzluğa yer yok. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere Adnan Hocam. Celil Hocam görüşmek üzere. Sevgili arkadaşlar ilginiz çok yoğun, çok teşekkür ediyorum. Görüşmeye, bölüm anlatmaya ve buradan sorularını cevaplandırmaya devam edeceğiz. İlginiz için çok teşekkürler. Sosyal mecradan iletişime devam. Bir sonraki akıllı tercihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.